Önce sizi tanıyalım. Adem Uzun, Sivas İlbeyliler Derneği Başkanı. Evet, depremde yaptığınız bir takım çalışmalar var. Neler yaptınız? Çalışmalarınız nasıl gidiyor? 6 Şubat depremlerinin yaşandığı andan itibaren Sivas İlbeyliler Derneği olarak sürekli sahadayız. İlk olarak depremin tabii ilk yaşandığı 6 Şubat 4.17'deki depremde biz ilk olarak giyim yardımı topladık. Bu giyim yardımlarını topladıktan sonra Sivas Valiliği'nin toplamış olduğu itfaiye müdürlüğüne teslim ettik. Daha sonraki süreçte de ikinci deprem yaşanmıştı biliyorsunuz. İkinci depremin tabii yıkımı daha ağır oldu. Biz de hemen ilk olarak gıda yardımına yoğunlaştık ve hemen bir tır Elbistan bölgesine gıda yardımı götürdük. Daha sonraki süreç işte köylerdeki muhtarlarımızla organize olarak köylerdeki muhtarlarımız sağ olsunlar köylerde işte fırınlar açtılar, burada ekmekler yaptılar. Bunların dışında işte köylerdeki insanlarımız kışlık gıdalarına kadar bunları deprem bölgesine gönderdiler. Ve biz bu dönemde sadece gıda, giyecek değil, köylerde iş makinelerini topladık. 6 tane iş makinesini deprem bölgesine sevkiyatını sağladık. Bunların dışında 2 tır yakacak gönderdik. Bunun gibi çalışmalarımız oldu ama deprem bölgesinde özellikle biz ilk gittiğimizde deprem 3. günü ulaştığımızda şunu gördük. Özellikle insanların barınması konusunda ciddi sıkıntılar vardı. Bunun önüne geçmek için de çok acil bir şekilde konteynere ihtiyacı olduğunu tespit ettik. Hemen hızlı bir şekilde Sivas'taki bir firma ile irtibata geçerek hemen 116 ailenin barınacağı 58 adet konteynerin siparişini verdik. Yer olarak da yıkımın en fazla yaşandığı Nurdağ bölgesini tespit ettik. Hemen oradaki yetkililerle görüştük. Nurdağ bölgesinde yer tahsisi bize yapıldıktan sonra konteynerler kurmaya başladık. Oraya şu an itibariyle biz konteynerleri kurduk. Hatta konteynerlerin içerisinde dedi ki biz yaşam merkezi kuracağız. İşte sağlık ocağı, bunun yanında işte mescidi, bunları da oluşturduk. Ve 2 hafta önce burasını Nurdağ Kaymakamlığı'na teslim ettik. Şu an itibariyle de aileler yerleşmeye başladılar. İnşallah 15 Nisan tarihinde de biz o bölgede bizim kurmuş olduğumuz konteynerlerde kalan depremzede kardeşlerimize bir araya gelerek orada bir iftar programı düzenleyeceğiz. Tabii bunlarla yetinmedik. Dedik ki yani biz Sivas'ta yaşıyoruz. Sivas'ta çok sayıda depremzede üniversite öğrencimiz var. Bu üniversite öğrencilerimizin yanında yer alalım dedik. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ile görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonrasında bu üniversitelerde okuyan öğrencilere burs verebileceğimizi söyledik. Onlar da bunu çok olumlu karşıladılar. Ve biz hemen bir Google form oluşturarak öğrenci bilgilerini topladık, talepleri topladık. Daha sonraki süreçte de bir öncelik sırası belirledik. 757 tane öğrenci bize burs amaçlı başvuru yaptı. Bu burslardan ilk önce anne ve babasını kaybedenler, daha sonra anne, baba ya da kardeşlerinden birini kaybedenler, daha sonra depremden dolayı engelli kalanlar, daha sonra işte maddi durumu 5.000 liranın altında olanlar, çadırda kalanlar, başka birinin yanında kalanlar, en son da üniversitede yüz yüze eğitime devam eden öğrenciler olmak üzere bir öncelik sırası belirledik. Ve bu öncelik sırasına göre de 80 tane öğrenciyi belirledik. 80 tane öğrencimizi kendi sosyal medya hesaplarımızda isimlerini duyurduk. Ve bugün tarih itibariyle de 3 Nisan 2023 tarihi itibariyle öğrenci IBAN'larına bugün ödemelerini yaptık. Öğrencilerimize bakacak olursak, öğrencilerimizi genellikle yoğun olarak Maraş, Malatya, Adıyaman ve Hatay bölgesinden öğrencilerin olduğunu görmekteyiz. Bunların dışında işte yine depremin yaşanmış olduğu Diyarbakır, Gaziantep, Osmaniye, Kilis gibi yine depremin yaşandığı diğer şehirlerde yaşayan öğrencilere de burs verdik. Toplam 10 farklı ilden 80 öğrenciye burs gerçekleştirdik. Tabi bu bursları da bize verenler bizim ilbeyli hayırseverlerimiz oldu. Onlar derneğimizin hesabına paralarını yatırdılar. Biz de onların yapmış oldukları bize bağışları öğrencilerimize burs olarak ödedik. Bu bursları 3 ay boyunca ödeyeceğiz. Önümüzdeki ay Mayıs ayının yine ilk haftası ikinci ödemelerini yapacağız. Haziran ayının yine ilk haftası üçüncü ödemelerini yapacağız. Biz burada şunu yapmak istiyoruz. Sivaslıların, Sivas'ta yaşayan
depremzede öğrencilere sahip çıktıklarını herkese göstermek istiyoruz. Ve ben bu yüzden dolayı da hayır yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hayır yapanlardan razı olsun. Tabii gönül istiyoruz ki bu 757 öğrencinin hepsine burs verelim ama tabii dernek olarak da bütçemiz sınırlı olduğu için biz 80 öğrenciyi belirleyebildik ve 80 öğrenciye de bursu başlattık. Hocam burs tutarı ne kadar? Burs tutarı toplam kişi başı 500 TL aylık. Tamamdır. Çok teşekkür ederim.